Zaten müzik yapmaya çalışmak insanı yeteri kadar mutsuz eden bir şeydir. Taşra'dan gelmedim ben yani e, hep çevremde ne bileyim ben belirli bir e, sosyo-kültürel seviyenin üzerinde insanlar var. Yani ekibim de öyle, hala öyle. Ya, çok arkadaşım yok şey piyasa içerisinden aynı işi yaptığım çok fazla arkadaşım yok. Bazen bazı sahnelerde çok mutlu oluyorum hakikaten. Ya en mutlu olduğum yer ama genel olarak sahne değil. E, belirli bir yaştan sonra sahneyi azaltırım muhtemelen çünkü e, gerçekten çok zor. Ee, sadece o kadar gücüm olur mu psikolojik olarak e, en azından yani hala yap, yapmak ister miyim bilmiyorum yani öyle bir şeyim yok. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Önce nasıl olduğunu merak ediyorum. İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyi bildiğin gibi <laughs> hep aynı. <laughs> Biz en son e, nerede görüştük ya bir yerde karşılaştık ayaküstü konuştuk. Harvard kafede. Aynen, aynen. Gereksiz bilgiler ansiklopedis olarak ben. <laughs> ben de o zaman İslamını terk etmemiştim. Evet, sen ani bir kararla gittin. Yo, aslında evet, işten atılınca ani bir karar. <gülüyor> <gülüyor> ya yani. böyle, ya or anlatıyordun orayı falan ama yani böyle bir şey gibiydi. Hani insan aklının arkasında öyle fikir olur da tam da böyle bir olmaz ya. Öyle gibiydi sanki. Bana herkes yapamazsın, yapamazsın dedi de. Şu an ne yaptım vallahi? Memnun musun? Çok. Bir daha İstanbul'a dönmem ama Ayvalık'tan başka yere gidebilirim. Hmm. Ama bir daha İstanbul'a dön. Hmm. Hiç, bir zaman. E çok güzel. İstanbul bak. defteri kapandı benim için. Vallahi o kadar. Çok iyiymiş. Yani e, sen sıkılmadın mı? Ben sıkıldım da, e, bir şeye taşındık. Şile taraflarında bir yere gittik biz de. Yani çok da İstanbul gibi değil aslında. Yani e, mesela buraya bir yere gideceksem ertesi gün, bir gün önceden şey paniğe başlıyor. Ya geç kalır mıyım, trafiğe takılır mıyım filan. Hani yeteri kadar uzağız demek aynı. Yani gerçi İstanbul'un herhangi A noktasından B noktasına uzak. Neresi olduğunu bir önemi yok da. Köy gibi bir yere taşındık en başta, sonradan gelişti. Ee, bayağı ilk taşındığımızda işte yumurta alacağız, arabaya atlıyorduk. 40 dakika mesafeye bir markete gidiyorduk filan. Yani şimdi okey. Şimdi şehir oldu orası da. Şehrim şimdi. oradan da kaçmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> aynen aynen. Da, da, benim sene benim de mi? Ayvalık'ta durumum kasaba diye gittim kent oldu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi başka kasaba bulmam lazım kendime. <laughs> Güzel ama özeniyorum. Ya yani arada sırada Nevşehir falan olur mu acaba? Ben de istiyorum. Değil oralar mi? aklımda. Bu çok turistik ama yani. Evet evet aynen. Yani, yani hani hafta sonu evden çıkamamak Ayvalık'ta da aynı dert var. Hafta sonu evden çıkamıyorsun. Bir de şey yani Kafa dinlemeye gidip evden çıkamam evet, gibi. Ama evde kafa dinliyorsun siniyo. <laughs> Sen aslında yönetmenlik okudun, değil mi? Görüntü yönetmenliği. Yok, ben görüntü yönetmenliği sonradan e, merak sardım. İngiltere'de Fstop Akademi diye bir yerde, e, şey lisans aldım onun. Yani o kursun lisansını aldım. Ben aslında ekonomi okudum. Bayağı normal İktisat Fakültesi'nde ekonomi okudum. E, sonra da yüksek lisans yaptım. Finans yüksek lisans yaptım. Sonra kim nereden çıktı şarkı söylemek? Ekonomi okurken falan istiyordum yani şey de benim idealim oydu. Yani ha. başından beri şarkıcı olayım hep istiyordun? Tabii tabii hep istiyordum. E, çocukluktan beri? Tabii tabii ortaokuldan beri istiyordum. Peki sonra ne, nasıl oldu? İstanbul'a mı geldin? İstanbul'a geldim. Ee, Antalya'nın dosyasına girdim. İşte böyle şey bir okuldur o. Çok çalışkan bir sürü öğrencinin olduğu bir okuldur. Antalya'da yaşıyoruz. Ee, çevremde çok akıllı böyle çok... E Hırslı bir sürü arkadaşım var. Herkes üniversiteye hazırlanıyor. Ee, bizimkiler de herhalde bizim çocuktan bir şey olmayacak e, endişelerini yaşamaya başladılar yüksek sesle. Çünkü derslerim lisede çok kötü olmaya başladı müzik yüzünden. Ee, bir şekilde İstanbul'a kapak atabileyim diye e, ne yazabiliyorsam yazdım. Yani bölüm olarak ekonomi yazdım mesela ama o zaman ekonomiyle bir ilgim yok. Ne olduğunu bile bilmiyordum yani doğru düzgün. Hakikaten bilmiyordum. Ee, bir sürü İstanbul yazdım. 13 tane İstanbul yazdım. 14. tercim 9 Eylül'dü. 9 Eylül kazandım. İzmir'e gittim. Bir taraftan hani müzik için gideyim istiyordum. Bir taraftan da Antalya'dan kurtulayım istiyordum. Yani ergenlik şeyi ama. Hani Antalya'da bir kötü bir şey olduğu için falan değil yani. Gayet de güzel bir şey. en güzel kentlerinden <laughs> bir tanesi. Yazın saymazsak güzeldir yani. yani. Bizimkiler de modern insanlardır. Şey değildir ama işte o ergenlik tribüle. Ee, 9 Eylül'e gittim. Oradan da işte İstanbul'a bu sefer nasıl gidebilirim falan diye kasmaya başladım. Orada barlarda falan sahne aldım. Rock grupları kurdum falan. Şeyde Show TV'de Senior Song diye bir yarışma vardı. Evet. Orada Türkiye birincisi olduk biz. Altın Cadde diye bir grupla. Benim ilk grubum. Öyle albüm yaptım ben. Yani o ilk albümde bir şey olmadı. 2002. O arayı hızlı geçtim ama çok da önemli değil yani arası. O arada demolar yaptım. Uğraştım. İstanbul'a gönderdim falan ama cevap bile gelmedi. İşte 2002'de ilk albüm yaptım. Altın ile. O tutmadı. 2006'da gruptan ayrılmıştım iki, 2005'te falan. Sol albüm yaptım Afil yalnızlık. 2006'da çıkış yaptım ve İstanbul'a taşındım. Aa, Özetle bu. Sonradan geldin. Tabii tabii. İnsan ekonomi okurken peki şarkıcı olmak istersen bu kadar çok mutsuz olmadın mı ya? Hem ekonomi okuyorum aklının bir köşesinde bir şarkıcılık var. Ekonomi de hani bayağı ciddi bir bilim yani. Evet. evet. Ya mutsuz oldum. Yani e, zaten müzik yapmaya çalışmak insanı yeteri kadar mutsuz eden bir şeydir. Yani o bunu, bunun hani bir iş tarafı var ya, yani bir business evet. Business tarafı. Evet, o business tarafı zaten çok mutsuz eder insanı. Yani çok tecrübeli, çok uyanık bir ekibiniz olması lazım. Çok böyle rasyonel bakmaları lazım. İşte e, size doğru düzgün aktarabilsinler. Bir de 20 yaşında çocuksunuz yani. O zaman piyasaya çıkabilmeyi e, gerektirecek şeylerle uğraşmak yeteri kadar yorucudur zaten. Bir de üzerine okul stresi. Bir de evden işte ne yaptı bu çocuk? Zaten hani lisede falan şey değildi. Çok da parlak bir öğrenci olmayacak gibi görünüyordu üniversitede diye düşünüyordu bizimkiler. Onların tamam birleşince şeydi zordu, mutsuzluktu. Yani o dönem böyle bir şeydi. Anne baban öğretmen miydi? Ya, eczacı, ikisi de eczacı. Niye öğretmen kalmış benim aklımda? Zinetin galiba öğretmendi ya. Öyle mi? Herhalde Zinetin. Olabilir. Yarışmadan. Eczacı. Sonra demediler mi sana oğlum sen biz seni git dört sene, sene üniversitede sana para harcadık ekonomi okuttuk ne şarkıcılığı diye. Dediler. Şey, <laughs> <kadar, gülüyor> <laughs> ee, annem lisede başka bir şey yapmak istemediğime gerçekten ikna oldu. Lise 2'de falan desteklemeye başladı. Babam çok uzun süre desteklemedi. Ya yani çok uzun süre dediğim işte üniversite 2'de galiba biz o yarışmayı kazandık. Baya böyle emanet gitarla falan yani gitar yok. iki kişiyiz biz. Bir kişi de gitar var. İşte çok da samimi olmadığımız bir çocuk. İşte ben de çok sevmiyorum çocuğu yani öyle bir şey ama başka bir Allah'ın kuluna gitar olmaz mı? Böyle bir yani böyle bir gitarsızlık <laughs> olamaz. Bir tane elektro gitar var onu da elektro gitar demeye bin şahit yani. O gitarı isteyip işte alıyoruz çocuktan gidiyoruz yarışmaya. Bir turu geçince uzuyor ya orada kalıyoruz filan. Çocuk gitarı geri istiyor filan ortam bu yani şey bu. O yarışmayı o kadar zorlukla kazandığımızı görünce babam da bu sefer. Evet yani bu e, herhalde gerçekten bu işi yapmak istiyor deyip destek olmaya başladı. Ama ha. yani uzun süre olmadı. Yani ortaokulda, lisede falan olmadı. Aslında sağlıkçı da bir aile, sağlıkçı bir ailede büyümüşsün. Değil evet, mi? evet, evet. Şimdi mesela se sağlıkçı ailede büyüyen çocuklar genel olarak bir süre sonra evhamlı oluyorlar ya. Ay, "Bura mı ağrıyor? Böyle mi Tabii hasta?" Olabilir. Var mı sende? Ben de e, evhamlı değilim herhalde ben ama şeyde Eylül geldi sonra diye bir albümüm var benim. Onu kaydederken bir böyle sonra yıllar geçince düşününce fark ediyorum. Hafif böyle kafayı çizmişim, yani o albümü kaydederken. E, yalnız yaşıyordum, şeyde Levent'te bir alışveriş merkezinde, oradaki şeylerde böyle bir... Artı bir demeye de bir inşaat ister, şöyle bir şey tutmuştum. Bu kadar, yani bu alanı tabii insanlar görmüyor şu anda ama... ortasında paravan olan bir ev tuttum, bir daire tuttum. Kendi başıma yaşıyorum, işte sinema orada atıyorum. işte CD alacaksam, müzik mağazası orada, restoranlar orada filan, hiçbir şey yapmıyorum. Beni geliyorlar, konser alıyorlar sabah karşı arabayla biniyorum gidiyorum falan. Bir de ondan sonra getirip sepet gibi bırakıyorlar. Yani her şey ayağımın altında olduğu için çok rahatım falan. Albümü kaydetmeye başladım. Ee, üçüncü albümüm. Ve şey hani aslında bütün şartları istediğim gibi. Yani hiçbir problem falan da yok. Bir gece böyle çok korktum. Evde yalnız oturuyorum. Çok korktum. Hiç korkacağım bir sebep yok. Yani bir şey olmadı. Bir şey düşünmedim. Ee, bir şey izlemedim, bir şey okumadım falan. Çok korktum kendi kendime. Ve... Ee, anlam veremedim yani daha önce yaşadığım bir duygu olmadığı için. Şey gibi de değil. Yani nasıl tarif edebilirim? Sıçrayarak uyanırsınız. Hani böyle bir kabustan uyanmışsınızdır. Onun kabus olduğunu bilirsiniz ama ne olduğunu hatırlamazsınız. Yani o korkuyu hatırlarsınız sadece. Bir şey sizi korkutmamıştır da korkunun kendisiyle... muhatap Anlatabiliyor muyum bilmiyorum yani. Öyle bir şey yaşadım ve uyanığım yani problem o ve sabaha kadar oturduğum koltuktan iki adım yatağım ileride o paravanı açıp yatağıma gidemedim yani yerimden kalkamadım falan. Evham deyince o aklıma geldi. Panik atak. Panik atakmış sonra. Ve o albümü çok zor bitirdim. Yani işte bana dediler ki oğlum kafayı yedin herhalde bir git yani bir, birini gör burada göz <laughs> göz evde oturma falan işte git götürdüler bir psikiyatra. Psikiyatr da işte diyor ki elini şöyle yap falan bir şeyler. Onu da ikna olmadım falan. <laughs> kurcaladım ne bu hakikaten diye. Ee, sonra bir ara dedim ki hani şey birisi dedi ki bana bira iç ya iki tane bira iç yani şey sen çok filan Baktım hakikaten o, o o his geldiğinde eliniz ayağınız uyuşur böyle şey olur. Hani o böyle bilmiyorum yaşadım. Yaşamadım. Böyle bir şey oluyorsun yani. Çok kafein almışsın gibi falan çok kahve içmişsin gibi falan oluyor. Dedi ki iki tane bira iç hiçbir şey kalmaz. Baktım iki tane bir içince hakikaten hiçbir şey kalmıyor. Fakat sonra psikiyatr dedi ki... Biz zaten alkolizmle, panik atak ünitelerini yan yana koyarız. <laughs> <laughs> Birayı da attım çöpe, buzdolabına Ama sonra o zaman içerisinde geçti. Bir daha yaşamadım öyle bir evhamın artık ötesi gerçi bu yani. Evham değil de başka bir şey yok. O kadar işte mali okudun, Antalya'dan önce Ege'ye gittin İzmir'e, İzmir'den buraya geldin. Sonra ilk albümle acayip bir başarı yakaladın. Hı -hı. Birden bütün dünya değişti. Bocaladın Hı -hı. mı Emre? Ee, bocalamadım. Yani çünkü taşladan gelmedim ben yani e, hep çevremde ne bileyim ben belirli bir e, sosyo-kültürel seviyenin üzerinde insanlar vardı. Yani ekibim de öyle, hala öyle, ekibim de öyleydi, üniversiteden beraber geldiğim arkadaşlarım da öyleydi, o sırada çalıştığım insanlar da öyleydi. Ama şeye şaşırdım, e, çok büyük bir marketing planımız yoktu bizim, bir stratejimiz yoktu. Bir bütçemiz yoktu doğru düzgün yani o zamanlar şeydi mesela müzik kanallarına para ödüyordunuz. Şimdi ödeniyor mu bilmiyorum şimdi müzik kanalı da pek kalmadı. Aktif, kalmadı yani neredeyse. Onu bile karşılayacak doğru düzgün paramız yoktu yani mesela dört kişilik birimizin vardı. Dört kişi dediğim işte bir menajer, yapımcı vesaire. O da böyle bir ödedi ona bir sonra geri ödedim ben falan. Yani bu kadar bütçesiz ve stratejisiz bir şekilde bunun olabiliyor ve bu denli olabiliyor olmasına şaşırdım. Ama bocalamadım yani şey. E... Peki o gelen ün şaşırttı mı seni? Birden çünkü değil mi? Şöyle oldu. albümü çıkardık biz. E, ya benim albüm çıktı. Sonra işte turneye çıktım hemen. Turne dediğimde baya böyle çalabileceğimiz her yere bir sahne kurabiliyorsak çalıyoruz. Baya papaz rak konseri yani hani bir bir prodüksiyon falan hiçbir şey yok. İşte 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi falan böyle bir e-mail artmaya başladı şey. Bir, birinci senenin sonuna doğru birden o üstsel olarak artmaya başladı. O, o arada şaşırdım. Yani o arada da gerçekten şey şaşırdım. Ya bu ülkede bu, bu kadar hani e, prodüksiyonsuz, şeysiz yapılabiliyorsa... E, ...doğru düzgün bir stratejimiz olsa acaba neler yapabiliriz falan ...diye düşünmüştüm. Ondan yani CD'nin çıkmasıyla gelen ünün arasında bir yıl var bir aslında. Bir yıl var. 2007'de aslında... ...ya yani 2006'da bu şey çok me meşhur oldu. Şebnem dönme, Dönmez... ...işte benim içinde olmadığım klip... ...Afil Yalnız'ın klibi... ...John Thomas çekmişti. çok güzel bir videodur o. O çok meşhur oldu. Ee, hakikaten olay oldu yani o... ...manganın çıkışından sonradır... ...bir kadın çizeceksinden hemen sonradır. O dönem zaten pop rock patlamıştı. O meşhur oldu ama ben konsere çıkıyorum... ...yani öyle gelen giden falan... pek olmuyordu yani 300-500 kişi geliyordu. Birinci sene sonunda, 2007'de oldu. Yani 2007'de bir şekilde ben e, sokakta falan da tanınmaya başladım diğer kriplerin de etkisiyle. Sonra arttı yani o 2007'den işte e, sonra devam etti. Tek çocuk musunuz? Yok kardeşim var. 7 yaş küçük bir kardeşim var. Antalya'da mı? Antalya'da. O ne yapıyor? E, o bilişim okudu. E, şimdi annemle beraber e, işte hem eşe eczacı hem baba mezacı hem anne mezacı orada üç tane eczane var ee, orada bir Aha, Antalya eczacı Trust'ı. <laughs> Aynen öyle. Yani Değil mi? Bir şey sanacaklar da. <gülüyor> <gülüyor> üç yani e, orada bir koordinasyon görevi var onun e, bir de bir kendi şeyi var girişimi var. İşte Airbnb, AirBnB üzerinden böyle bir kurduğu sistem var, onunla uğraşıyor. Antalya'da yaşıyor. Sen aslında hayatın hiçbir döneminde ortaokuldan beri hani öyle masa başı bir iş... ...avukatlık, doktorluk öyle bir şey istememişsin. İstemedim, istemedim. Yani öyle bir şey hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Ve gidip gözünü çıkartıp en ciddisini seçmişsin. Evet. Ekonomi. Sonradan da sevdim ama. Aa. Sonra sevdim. Yani çünkü... E, ...şeyi hep kafama... ...takıyordum yani böyle... E, bazı insanlar nasıl bu kadar zenginler ve bazı insanlar neden asla... ...zengin olmanın yanına bile yanaşamayacak bir hayat yaşıyorlar? Yani çoğunluk niye öyle de... ...azınlık niye böylenin e, ...cevabını veriyor size aslında bir yerde. Bayağı bir, bir sosyal bilim olarak görmeye başladıktan sonra şeydim, ondan önce... ...matematiğin bir dalı gibi falan geliyordu bana aslında. Bana öyle geliyor mesela. Değil aslında, bayağı sosyal bilim bayağı sosyal bilim yani. Sadece çok az matematik kullanıyor aslında. O yüzden şeyler belli değil. Hani faiz indirilsin mi çıkarılsın mı filan. Öyle de bir görüş var gerçekten mesela. Hani yani enflasyonla faiz ilişkisinin tersini savunan da bir görüş var. İşte ortodoks görüşü yani çeşitli görüşler olan bir sosyal bilim. Gidip de laboratuvarda test edemiyorsunuz kolay kolay. Sonuçlarını ba görüyorsunuz. Sonuçlarını. Bana sanki hep yani çok matematikle ilintili bir bilim gibi geliyor. Öyle değil. Aslında daha çok sosyolojiyle evet. ve psikolojiyle ilgili evet, bir bilim. Evet aynen öyle. Makro iktisat öyle. Yani toplumu ilgilendiren büyük montanlı alımları... ...yani bizim hayatımızı ilgilendiren ekonomi öyle. Aile bütçesini, bireyin bütçesini filan ilgilenen mikro iktisat... ...ikiye ayrılıyor işte. İktisat, ekonomi, mikro. Makro da ikiye ayrıldı... Mikro daha matematiksel. Mikronun da altında bir e, ana başlık var. Finans diye. O bayağı finans matematiğini falan kullanıldığı bir alan ama alanın kendisi aslında bayağı sosyal bilim. Bu kadar yıldır bu piyasadasın. Kaç yıl oldu? İşte ise 20, 20, 20 yıl oldu. Hiç pişman oldun mu? Keşke çocukluk hayalimi gerçekleştirmeseydim dedin mi? Olmadım ya. Vallahi hiç olmadım. Yani bu şey bu kadar kadar zorluğa de değil, rağmen. Vallahi olmadım. Hiç ama şey de değil yani işime çok aşığım da baş, yani başka bir iş yapamazdım da ben öyle bir, öyle şeyler söylüyorlar hep izliyorum ben hep öyle şeyler söylüyorlar yani müthiş kutsal bir iş ekstra bir değer atfettiğim için filan değil çok güzel bir iş çok şanslıyım ee, çoğu işten çok daha iyi yani izafi değerlendirirsek çoğu işten çok daha iyi hiç pişman olmadım o yüzden zorlukları var ama üzerine de çok düşünmem böyle şeyleri yani dönüp ya yapmasam mı acaba Yapmama lüksünüz var işi. Arada sırada yapmayabiliyorsunuz ama işten de ayrılmış sayılmıyorsunuz. Yani işte basıp gidebiliyorsun mesela başka bir yerde yaşayabiliyorsun. Evet. Yani başka bir işte yok bu kolay kolay. E tabii başka bir yerden konserine gene gide gelir gidersin e tabi, yani. Aynen. Buna engel bir durum yok. Ben çalışmıyorum diyebilirsin. İki sene çalışmazsın. Ama senin herkesten farklı bir tarafın var. Sen piyasanın hem içindesin hem dışındasın. Evet, evet. Mesela hiçbir zaman ben seni piyasanın çok içinde görmedim. Evet. Sen hep... Kendini bir tık, hatta iki üç tık dışarıda, dışarıda tutmayı sürdüm. başardın. Evet, Herhalde başladım. bunu bilinçle yaptın. Yani çok fazla e, öyle bir plan yapmadım. Öyle bir yol seçmedim falan ama çok fazla da insanla... E, ya çok arkadaşım yok şey. Piyasa içerisinden aynı işi yaptım çok fazla arkadaşım yok. Sen öyle girişken de bir çocukla değilsin değil, değil mi? Değilim değilim yani öyle çok şey değilim. Yani böyle ortama girip hep şakaları yap yapmaya çalışan birisi değilim yani. Vardır hep, öyle. Yani çocukken de mi hep böyle... Hafif mesafeli evet, benim evet. gibi. Aynen, hep öyleydi. Aynen aynen öyle. Hep öyleydi. Aynen hep öyleydi. Bunun faydasını gördün o zaman bu piyasada? E, gördüm herhalde. Çünkü genel olarak herkesin tersini yaptığınız zaman <laughs> <laughs> Relativity yani millet diyor ki ha burada bir değişik bir şey var. Yani özellikle yapmıyorum ama. Yani e, karakterim öyle. Karakterim öyle. Çoğu müzisyen biz hep konuşuyoruz kendi aramızda Yani biz çok mu yabaniyiz filan. Ben özellikle yani bizlerken hani ben Ekibi dışarıda bırakıyorum. Yani, ekiple konuşuyoruz. Çok mu yabaniyim falan. Evet yani şey olarak karşılaştırırsam çok yabaniyim. Ee, ne bileyim ben böyle bir yere girdiğimde böyle büyük neşeyle büyük yüksek giriyorlar ya işte böyle. Dikkat, şey, çekmek, için. Vermeden, yani Dikkat yüzden... çekmek için. İsim vermeden. Birilerini söyleyeceğim ama. Dikkat çekmek için. Kahkaha atarak. Aynen, aynen aynen. Şarkısını çalıyor sana bak diyor dinletiyor. Kahkaha atıyor şaka yapıyor. Hiçbir şey olmasa rahatsızlanıyor falan. Bir de o var falan, ee, öyle değilim yani, çok da orada bulunmak istemiyorum. O da sizi otomatik olarak dışarı atıyor. Hiç arkadaşım yok değil bu arada, var arkadaşım sektörden. Az. Ama az yani, çok değil. Zaten çok arkadaşım da yok benim. Yani öyle benim birisi. <laughs> <laughs> ben bir stand-up turnesi yapıyorum ya, orada bir yapımcı var, Erman diye, kulakla çınlasın. Geçenlerde bir yerde, oyundan sonra içiyoruz, bana dedi ki... Çok insanla çalışırım. Hayatımda sizin kadar kendini kapatın hiçbir insanla çalışmadım. Dedim. <laughs> Buna sevineyim mi, bozulayım mı dedim? Bilmiyorum, siz karar verin dedi. Aslında bence seçip kapatıyorsun sen de. Yani yarışma zamanı çok yarışmacıyla çok vakit geçirdin yardımcı olmak için. Ya yani evet. ben şahit ben çok şey öğrendim o iş. O no iş Şeyden sonrası iş değildi canım. Yani bilmiyorum ne kadarını anlatmamdan rahatsız olursunuz bilmiyorum. Şey e ya yani şunu o zaman anlatayım. Bu kalsın mesela bu hakikaten bu programda kalsın. Ee, biz hatırla, hatırlıyor musun bilmiyorum. Şişiyorduk ya saat 3 gibi, 4 gibi <laughs> falan şişmeye başlıyorduk. Çünkü saatlerce bir sürü şarkıcı dinliyoruz. Şarkıcı ya da dinliyoruz, şarkıcı olmayan da dinliyoruz. Çok kötü şeyler de dinliyoruz. Türklerin çoğu da çok iyi şarkı söylüyor. Hakikaten bir sürü insan çok iyi şarkı söylüyor falan ama bir yerden sonra gerçekten yani düşünün ki 3 saat, 4 saat müzik dinliyoruz, şarkı dinliyoruz. Ee, bir yerden sonra sabrımız tükendiği içinde de şey e, bazen birisi öneleme bu birisi geldiğinde bakıyoruz çok kötü basıyoruz işte iki kişi basınca gidiyor ben muydu gidiyor. öyle iki kişi basıyor gidiyor. Birisi geldi benim senden öğrendiğim en önemli şeydir yani yıllarca da anlatırım sağda solda sana hiç anlatmamış olabilirim. Ee, birisi bir kadın geldi çok kötü söylüyor gerçekten galiba Ankara'da çalışıyordu ee, pavyon veya benzeri bir yerde çalışıyor. Birisi bastı. Sen basmadın, ben de basmadım. Yani redde bastı. Ben de redde basarsam ondan sonra dört jüri olduğumuz için hiç kimsenin bilmeyenler için anlatıyorum. E, ne yaptığının bir önemi kalmayacak. Kadın edinecek. Ben tam basacaktım. E, sen şu tut ve fark ettin benim basacağımı. Çünkü kadın da yani gerçekten şey. Kötü saygı. Çok kötü yani gerçekten. Tam basacaktım. Sen şöyle tuttun. Dedin ki şey ya basma. E, bu bölüm çıksın, yayınlansın. Belki çalıştığı yerde e, bir iş. Hatırladın mı? yarışmacıyı hatırladın mı? Aynen. Mesela senin sonra o yarışmacıya gayet arkadaşça ve çok can insan canlısı mı denir, ne denir? Dostane bir şekilde yardımcı olduğunda. da yani. O mesafeyi de bence e, sen de seçerek koyuyorsun. Benim gözümde sonra ben onun gözünde. çalıştığı yere gidip onu dinledim de. Vallahi <laughs> Evet. söylemiştin. Edirne'de. İyi. Edirne'de. yani şey e, konuştunuz mu sonra? Konuştuk tabii tabii yanıma geldi konuştuk. Dinledim de. Orada şöyle, şöyle bir şey var. O insanlar da oraya çok iyi şarkı söylediklerini düşündükleri için gelmiyorlar aslında. Hmm. O insanlar da oraya şöyle geliyorlar. Ya bir kere televizyonda görünsem, gecede 250 lira alıyorsam televizyonda görünce 500 lira alırım. O yüzden demişimdir sana onu evet. basma. Daha çok aynen, para kazanır aynen, bir haftada aynen. diye. Ben bir hafta onun şeyin, utandım bu arada. Ben bunu nasıl düşünemedim diyor. hakikaten. Evet ama o... Ben jürilerin kaşarı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen ilk defa yapıyorsun, çok normal. Şimdi yapsan sen de yanındakine evet, söylersin aynen, yani aynen. onun gibi. Aynen. En mutlu olduğun yer sahne mi? Değil ya, ben öyle öyle bir değil şeyim mi? yok. Bazen bazı sahnelerde çok mutlu oluyorum hakikaten. Ya en mutlu olduğum yer ama genel olarak sahne değil. Ya yani, o bence palavradır. Bütün şarkıcılar hemen hemen aynı şeyi söyler. Eee ya da palavradır demeyeyim ya. Bir çok iddialı oluyor. Belki hakikaten onlar için öyle olabilir ama çok kötü seyirci de olabiliyor bazı konserlerde mesela. Seyirci kötü. Yani seyirci kötü ne demek? Ee, seyirci çok erken alınmış. Yorgun. Yorgun, susuz. Sesi duyamıyor. Katılımcı değil. Aynen sahneyi göremiyor. Yani seyirci gidebilse evine gidecek de geri de gidemiyor filan. Seyirciden daha mutsuz birisi yok o sırada. Dolayısıyla o seyircinin katılımından da bir şey olmuyor. Dolayısıyla konserde iyi konser olmuyor. Siz de konserde herkes bana bakıyor diye sebepsiz yere mutlu olan birisi değilseniz çok da mutlu olamıyorsunuz. Yani ama işte bu konser var, seyirci var, süper her şey çıkıyorsunuz. Yani zaten o, o konserler uzun sürüyor. O profesyonel. Ya, aynen öyle. Ben de şeye inanmam. Her gece sahneye çıkarken çok heyecanlanıyorum. Ay, hayır hiç heyecanlanmıyorum. Niye her gece sahneye çıkarken heyecan? Deli miyim yani? <laughs> Yani artık bu benim işim. Hangi adıma attığımda ne söyleyeceğimi biliyorum. Ne yaptığımda ne yapacağımı biliyorum. Profesyonel bir iş. Aynen. İşte atıyorum. E, servis elemanı her gün işe giderken heyecanlanıyor mu canım yani? Niye ben her gün heyecanlanayım? İlk günkü gibi heyecanlıyım. Mesela bu çok yalan. büyük bir profesyonel yalan. Evet, evet. Aynen. Her gece insan heyecanlanmaz imkanı. Belki sen heyecanlanıyorsun. <laughs> <Hiç. da> bilmiyorum. <laughs> bir de onlar hep şeyden sonra söylüyorlar. Ya bu iş evet çok yorucu deyip hemen ondan sonra gerçi ben seyircime o kadar aşığım ki her seferinde çıkmadan önce o onunla beraber geliyor yani. Hiç sen mısın Yok, Yani e, ben bazen geriliyorum eğer şeyse. Yani şöyle şeylere çok geriliyorum ve o gerginlikle çıkıyorum. E, dokuz buçuk deniyor bana geliyorum dokuz buçukta. Meğer işte seyirci sekiz buçuk sanıyormuş ve yedi almışlar ve adam zaten içeride şişmiş. Benim o saatten sonra istediğim istediğim kadar e, özür dileyim seyirciden. Ya o zamanı geri veremiyorum ki. Yani Bırakın parayı, sıkılmayı, yorulmayı, terlemeyi falan Seyirciden bahsediyorum. O insanların zamanını geri verim Öyle şeylerden çok geriliyorum ama e, şey değil. E, ya ben ne yapacağım falan gibi böyle bir heyecan yaşamıyorum. Ama o yani. senin de dediğin organizasyon hatası evet, tamamıyla. Ama sonuçta be, o, o benim hatam oluyor. Ya yani adama anlatamıyorsun. Yani ben çıkıyorum, özür dilerim. seni görüyor sahne Beni sahnemin. görüyor. Şey yani organizasyonu sen yapmıyor musun diyor yani. Haklı bu arada. O aradaki detayları... Onu ilgilendirmiyor. Bu büyük turnelerden keyif alıyor musun? Biz siz bir çıkıyorsunuz, 20 gün hiç eve ya, zor olmuyor mu? Zor oluyor. Aslında şey, e, turnenin niteliğine bağlı orada da artık o turneleri çok izin çıkmıyor Türkiye'de. Ama eskiden, eskiden dediğim de bir 10 sene önce filan e, çoğu ciddi marka yaz turneleri yapardı. E, onlar çok güzel olurlar genelde. Çünkü şeydir, yani her şey çok organizedir. Ve seyirciye saygı gösterir markalar. Çünkü markayı da bağlar o. Yani markayı bağlar. Markanın logosu vardır, ismi vardır filan. Onlar çok zevkli oluyordu. O çok yaptık ve her seferinde çok keyifli geçti. Sonradan işte bu tip turnelere izin çıkmamaya başlayınca biraz daha sektör küçüldü. Bilet kesebilenler ve bilet kesemeyenler olarak maalesef ikiye ayrıldık. Ben şanslı taraftayım. Ee, ve yılda bir kere yapmam gerekiyor ve çok zor gerçekten. Yani 20 konser, 25 konser bir çıkıyoruz. İşte e, kediler ne yaptı ki? İşte e, hanım ne yaptı ki? Beraber gidiyoruz. Edoş da gidiyor. Yani mi? şeyse. O ekibinle mi gidiyorsun? çalışıyor? Hayır hayır. İç mi var? E, ama yardımcı oluyor. Beraber gidiyoruz e, her seferinde ve şey e, aklımız kalıyor her seferinde yani. Bu e, festivallerin iptal edilmesi sizin işlerinizi çok etkiledi tabii değil mi? Festivallerin... tabi tabi yani festivaller çok uzun süredir yok. Bazen festivalleri dediğim işte zeytinli rak onlar da aynen müferit olaylar sosyal medyaya yansıyor yani falanca'nın konseri filanca sebeple iptal edildi. Ortada da bir sebep yokmuş gibi geliyor bize okuyoruz hakikaten de pek de var olduğunu söyleyemeyiz. Bunların dışında yani bu insanların gördüğü şey aslında. Çok uzun süredir genel olarak bir izin alamama veya aldığınız izinin iptal edilmesi durumu var. Yani bu böyle şey değil. Yeni çıkmadı bu. Hani millet bir iki senedir oluyor sanıyor. Bu bayağı süredir var. Devam ediyor. E, tabii Hı. ki etkiliyor. Yani zaten bu küçücük bir sektör. Biletli iş ne zor değil mi Emre? Biletli iş zor. Biletli iş şey. Yani çok ekstra... E, Gerginlik. Gergin. Çok. Ben turne olunca çok geriliyorum. Her gün okuyorum kaç bilet olmuş bu deli gibi kaç bilet. Ha bakıyor olmuş. musun ona? Onu o çok yorucu bir şey ya. Günde 10 kere falan. Belki 20 kere. Ben hiç bakmıyorum ona bakmıyorum. Son ana kadar da sormuyorum ben. Çünkü şey. E o, ama şey, satmadı ne olacak? E, e satmazsa da çıkacağım mecbur. <gülüyor> doğru. <gülüyor> o da doğru da <gülüyor> <gülüyor> yani son dakika <laughs> soruyorum. Yani o hatta müm mümkün olsa son dakikada sormayacağım. Yani orada çok artık merak edip soruyorum yani. Yani az insan var deseler de çıkacağım. Ee, ama zaten çok kötüyse veya çok iyi haberin oluyor ya. Yani çok iyiyse zaten orada organizasyonun tavrı da bir değişiyor. Tabii mi? <laughs> tabii ki. Yapımcının yüzünden tabii, anlıyorsun tabii, tabii, zaten. Tabii. Uçaktan iniyorsun. <laughs> şeyse karşı çiçekler <laughs> şeyler. Biz bir kere öyle Almanya'ya gitmiştik. Senin de başına gelmişti yurt dışı konserinde. Biz giderken Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ben, Deniz Seki de vardı galiba. Bizi limuzinle karşıladılar, bir yere götürdüler. Otel şey, otelde şahane bir otelde kaldık. Bir kapalı spor salonuna gittik. İşimizi yaptık. Ertesi gün kimse gelmedi bize. almaya. <laughs> <laughs> Biz bir, kapısında Bülent Ersoy, ben, Yıldız Teyze'yi bekliyoruz. Hiç kimse gelmedi almaya. Kendimiz paramızı verip taksilere binip o şey. havaalanına gittik. Acayip bir şey. Valla. Çünkü ne zaman peki? Yıl? Ne zaman? İşte üçümüz jüriydik. Star TV'de o zaman. Çok komik değil mi ya? Buna, bunu hatırladıkça gülüyorum buna. Peki şey miymiş? Ee, ne adam? bana ne geldi daha bak... işlerini yaptılar, para kazandı? Beni ilgilendirmiyor. Ha bir de iyi de geçmiştir. Ha? Tabii ki bir de Tabii. iyi geçmiştir. Yani o zaman zaten çok iyi geçmiştir. <laughs> çok acayip değil mi ama? Çok iyi olmuş. Ya çok çok komikmiş yani. <laughs> çok iyi hikayeye dönüşmüş sonradan. Çok acayip. Benzeri şey olmuştu. APO Yüksek Sadakat. Ben üçümüz Antalya'nın bir ilçesinde e, şey yapıyoruz. İşte e, festival bilmem ne festivali falan ama yani ailem de Antalyalı ya. İşte gittik cumartesi günü akşam sahneye çıkacağım. Cumartesi gittik. O kardeşim diyor ki ya hiçbir yerde bir afiş yok bilmem ne yok. Hani bu kocaman da festival. Soruyoruz adam diyor ki abi 10 bin kişi geldi neden ben 10 bin bilet sattım diyor falan. Ya nasıl sattın sen 10 bin bilet? kime sattın falan. Yo çok iyi her şey yolunda hiç problem yok. İşte gelin şu saatte şu oteli odayı kulis olarak kullanacaksınız falan. Neyse gittik. Böyle bir işte 7'de bana diyorlar ki odada hazır ol 7'de seni alırız. İşte sahne buradan 20 dakika 7.30'da sahneye çıkacağız. İşte şu saatte hazır ol. Ben hazırlandım falan. Ee, gelen giden yok. Arıyorum. Açan yok telefonu falan. Hiç ama yani çok çok abuk bir durum yani. Bir şey var belli. Sonra menajerim dedi ki. Gel dedi çok uzun. Geleyim odayı öyle anlatayım. <laughs> tamam dedim gel. Şimdi şöyle bir girişimci tırnak içerisinde Emre Aydın APO yüksek sadakat böyle bir paket yapıyor. Sonra onu tur şirketleri üzerinden İranlılara ve Irak İranlılardı galiba bir turizm şirketi üzerinden onlara satıyor. Hakikaten 10 bin tane bilet var insanlara çünkü diyor ki üç tane şarkıcı işte grup falan dinleyeceksiniz. Çadırlarınız var burada. ...çadırda konaklayacaksınız, yemek şöyle, içmek böyle, bilmem ne böyle filan. Ee, ve abi herif alıyor bütün parayı, kaçıyor. Siz de paranızı aldınız ama. Yok yok, biz hiçbir şey almadık. Yani bir, bir galiba şey almışız. E, Abaz. Depozito falan almışlar, hatırlamıyorum detayını ama bir, bir şey yok. Yani ortada alınan bir şey yok. Fakat problem şu ki yüksek sadakat sahnede. Ve millet de e, kendilerine vaat edilen hiçbir şeyin olmadığını gördükleri için... ...İranlı kalabalıkta yerlere oturuyor, jandarma gelmiş. Bağırıyorlar işte bir ona taş atıyor öbürü kavga ediyor birisi yerde onu onu kaldırmaya çalışıyor git git yani jandarma boşaltmaya çalışıyor yüksek sadakat sahnede. Ya çok kötü ortam gerçekten Yap yapılabilecek hiçbir şey yok yani ne yapacağız filan. Ee, dedim gideceğiz yani şey. Çıkacağız. Yok yok eve gideceğiz ha, evet. yani şey artık konser yapılabilecek bir durum yok ama dedim yani şeye soralım APO'ya soralım ne yapacak APO. Eee. Hemen dedi Serkan yan odada. Benim menajerim dedi ki işte yanda. İyi dedi gidelim işte çaldık falan. Açtı. Elinde bir tane şey. Ee, bu. iPad. iPad. Bir sürü e, sample bulmuş işte loop bulmuş falan sözler yazmış falan. Gel gel dedi ya gel bak şey falan. İşte şunları dinleteceğim sana durumla şey alakası <laughs> alakası yok. Sen dedim biliyor musun ne oluyor filan? Biliyorum Gel gel dedi bak işte bu nasıl sence filan? İşte şu şarkı daha iyi değil mi filan? Onları dinletiyor. Peki dedim ne yapacağız? Yani çıkacak. Ben dedim basacağım gideceğim. Yani bir ağız birliği yapalım da ben basıp gideceğim sen çıkacaksın veya tersi olacak. Yani birimiz boşta kalırız. Ne yapalım falan? Şöyle düşündü dedi ki ya yüksek sadaka sahnede mi dedi? Sahne dedim. Abi onlar çalsın bakalım ölmezlerse. <laughs> <laughs> Kutlu abi izlerse Yani ilk <laughs> yaptı kutlu abi <laughs> Sonra döndük gittik. Yani ben de gittim. Apo da gitti. Bu piyasanın en büyük handikatlarından bir tanesi aynen. bu ama. Yapacak bir şey yok yani. Bir de bir süre sonra çok çalışınca piyasada e, o yüzü Sima'yı tanıma bir güvene dönüşüyor ya insanlar. Evet. Ben bunu tanıyorum oluyorsun. Halbuki o tanıdıkların kazıklığı. Tam olarak senin. öyle aynen. Dolandırıcılık öyledir ya. Önce iki kere üç kere böyle çok ya tamam işte adam sözün gereğini yerine getiriyor dedirtir size. Ee, alışırsınız ona. Ondan sonra işte dördüncü seferde dolandırırsınız. Ne kadar yaparsın sence bu işe Emre? Ee, ya, şey çok... Ya e, çok uzun süre yaparım demek istemiyorum. Yani ölene kadar sahne diyeyim değil yani. ya Öyle öyle bir şey düşünmüyorum. Yani şarkı yazmaya devam ederim ama elimde olursa tabii yani şartlar izin verirse bu söylediğim e, belirli bir yaştan sonra sahneyi azaltırım muhtemelen çünkü e, gerçekten çok zor yani 20 yıl 30 yıl ne iş yapsanız çok zor ne iş yapsanız çok zor ama gerçekten sürekli haftada iki kere üç kere elinizde bavul oradan oraya oradan oraya gitmek ve o sadece gidip sahneye çıkmak falan değil yani o hakikaten çok zor yani e, ve Problem şu ki istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar iyi niyetli olun, sizin dışınızda o kadar çok değişken var ki insanların memnuniyeti sadece sizin emeğinizle doğru orantılı değil yani. Sadece hiç, senin iyi performansın hiç, değil. Belki yüzde onu falan benim performansım yani oradaki memnuniyetini toplam. Dolayısıyla şey, e, ya çok saygı duyuyorum, çok severek yapan bir sürü insan var 65-70 yaşında, çok böyle gıpta ederek izliyorum. E, sadece o kadar gücüm olur mu? psikolojik olarak en azından yani hala yap, yapmak ister miyim bilmiyorum. Yani öyle bir şeyim yok. Ya ben yap yapacağım diyemiyorum yani. Sen bir uzun metraj mı çekmek istiyordun? Çektin, çektin. Bir tane, çektin. Sonra ne oldu? Yayınlandı. Şey girdi vizyona. izlendi de. Cinni Hı? diye bir e, psikolojik ne? cinni. Ha gördüm gördüm evet, evet. evet. Setmedim ama gördüm. İnternette yok. O zaman sadece şeyde söz vermiştik. Ee, sadece perdede olacak diye. İzlendi yani. Kaç izlenmişti? Bir şey 150 mi? Kaç? Hatırlamıyorum şu anda ama. Yapımcısı da ee, mı sahası? Evet evet. Para kaybetmedin değil mi? Kaybettim. Çok kaybetmedim de kaybettim. Edoş'la beraber yaptık. Bayağı böyle şey yani her şeyini Edoş'la beraber yaptık ikimiz. Böyle e, oynuyor. Başrol eşim vardı Pide. Oynuyor. E, Etinden, sütünden, yününden yani. <laughs> Sanat yönetmenliğini yapıyor. İç mimar çünkü. Sonra senaryoda çakma çukma yerler var yani benim öyle şunu böyle yazarım deyip yazmadığım böyle alt başlıklar var gidip e, onları şey yapıyoruz her gün üzerinden geçiyoruz. devamlı kendisi e, şey yapıyor e, takip ediyor. Ben sırtımda kamera o, da, o dönem bir red dragon aldım böyle 100 kilodur yani havada 50-55 derece varsa yazın ortasındayız <laughs> yani tek mekanda işte psikolojik gerilim şurada e, şey e, kamera. E, 24 gün, 25 gün uğraştık, e, montajını falan yaptık, oturduk. Sonra bizim için süper bir şey oldu. E, kötü de izlenmedi. Yani öyle bir hani markaya zarar vermedi en azından. Siz çocukluk aşkı falan mısınız? Yok ço yani e, çocukluktan daha sonraki yıllarda tanıştık. <laughs> Ergenlik aşkı. Ergenlik. <laughs> öyle misiniz? Yok değiliz, burada tanıştık. İstanbul'da? Hı hı. Niyeyse sanki çocukluk aşkınmış gibi bir şey kalmış bende. Uydurmuşum. Zinetindir. Ha? Zinetin çocuk. <laughs> Her şey zinetten. Her şey zinetten. <laughs> Geçen Kıbrıs'ta karşılaştık zinet havalimanında. İyi. Evlen evcilik oynuyor. Evlendi mi zinet? Evlendi tabii. Ha doğru özür dilerim. Yani. <gülüyor> aynen aynen. aynen. <laughs> <laughs> doğru doğru. İnşallah seyretmez demedim. <laughs> <laughs> doğru doğru. Peki. Çok keyifliydi. Aynen aynen. Geldiğin için çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben çok teşekkür sağ ol. <laughs>